Kadınca TV'den herkese merhabalar. Bugün Şişli'de, Terzi Huki'deyiz. Yanımızda Huki Bey var. Merhabalar Huki Bey. Merhaba. Bize kendinizden ve kuruluşunuzdan bahseder misiniz? Adım Huki Doğru. 28 yıldır mesleği yapıyorum. Ismalama'dan başladım ve deriyle mesleğime devam ettim. Şu anda burada, 8 yıl önce burayı kurdum. Şu an burada Ismalama olaraktan devam ediyorum. İş yerimizde %80 yani tadilat üzerine yapıyoruz, çalışıyorum. Özel dikim de yapıyorum. Tabi bu yani tadilat derken ne kadar bir sınırlama var tadilatın içerisinde. Yani burada herhangi bir sınır yok. Yani mesela işte şu kadar bu kadar yapayım da sınır yok. Burada ya kumaş, kot, deri, tilki, yani vizon, her şey A'dan Z'ye usulüne uygun ve orijinali gibi yapılabiliyor. Ve yaptığımız işin arkasındayım. İşte mesela bu iş yaptım, ya şansına bu çıktı gibi bir durum yok. Burada her şeyi usulüne uygun ve yani orijinali gibi yapılabilir. Yani, özel dikim yapıyor musunuz? Evet, özel dikim yapıyorum. Zaten yani moda ve tasarım okudum. Yani bu özel dikim özellikle daha iyi yapabilmek için. Ya zaten şu an çok özel dikim ağırlık olmadığı için günümüzde. Ama tabii ki yine de özel isteyene var. Ona da hitap ediyoruz. Özel dikim de yapıyoruz. Bunda da yani bir yani sınırlamamız yok. Terzilik şu anda hangi seviyede? Sizin dönemle bu dönemin arasındaki farkı söyler misiniz? Bizim başladığımız dönemde terzilik yani çok rağbet gören bir meslekte. Tabii şu an o seviyede değiliz. Şu an seviye çok düştü ve eleman şu an yetişmiyor. Biz mesela usta çırak ilişkisiyle yetiştik. Usta yanında usta biz yetişti ama şu an tabii ki seviye çok düştü. Mesela deri tadilatında ne kadar iddialısınız? Yani deri tadilatında herhangi bir sınır yok. Ya zaten yaptığım iş ya garantili. Bunda herhangi bir ya sınırlama yapmıyorum yani. Deriyle alakalı yani her şey A'dan Z'ye bünyemizde yapılabiliyor. Mesela işte bu şu kadar bu kadar diye bir sınır yani ya sınır ya çizmiyorum. Zaten ben burada alışmışın dışında zaten bir iş yapıyorum. Mesela hiçbir terzide zaten bu sistem bulamazsınız. Mesela her çoğu terzi işte ya bayandır, erkektir veya işte ya çekeççidir veya diğerini yapar ama bende herhangi bir sınırlama yok. Sınırlama olmadığı için bünyemizde zaten her şey A'dan Z'ye yani en iyisi, en kalitesi ve yani garantili yapıldığı için o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Ya zaten ısmarlamada yetişen terzileri tercih etmelerinde fayda var. Çünkü Ismalama'da yetişen terzi yani A'dan Z'ye her şeyi yani öğrendiği için yani bütün detayını o ya, iyi bir ustadır. Ama yani tekstilde yetişip işte bir makine, bir oğluk, bir dükkan açıp bu terzilerden yani ağır işe giremezler. Onlarda zaten sınır çok yani çok ufak. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.